Yazın gelmesiyle birlikte sıcaklıklar arttı, nem arttı. Nemin artmasıyla birlikte de genital bölgede hijyen problemleri baş göstermeye başladı. Bizim de kliniğimizde artık en sık gördüğümüz hastalar daha çok genital bölge, vajinal bölge enfeksiyonları ve bunlarla ilgili vajina akıntıları. Sıcaklık ve nem bakteriler için çok elverişli bir ortam oluşturuyor ve vajina enfeksiyonlara açık hale geliyor. Vajinal enfeksiyonlardan korunmak için nelere dikkat etmemiz lazım? Vajina mukozasında iyi huylu bakteriler ve kötü huylu bakteriler yaşarlar ve bunların normalde bu flora içerisinde bir dengesi vardır. Bu dengeyi sağlamak bu bakterilerin görevi. Buradaki zararlı bakteriler vajinada enfeksiyon oluşturmaya meyil ederken faydalı bakteriler ise bu zararlı bakterilere karşı savaş açarlar. Dolayısıyla faydalı bakterilerin sayısının azalmaması lazım. Biz bazen antibiyotik kullandığımız zaman veya vajinadaki bu flora bozulduğu zaman zararlı bakteriler, yararlı bakterilerin dengesi bozulup sayıca arttığı için burada faydalı bakteriler yok olmakta. Dolayısıyla vajinal enfeksiyon ve buna bağlı vajinal akıntılar kendini göstermekte. Rahatsız edici vajinal kaşıntı veya yanma, hatta kötü bir koku ve rengi değişmiş bir akıntı vajinal enfeksiyonun bir belirtisi olabilir. Peki böyle bir durumda biz neler yapmalıyız ki vajinal akıntının önüne geçelim? Hani dedik ya, yararlı bakteriler var, zararlı bakteriler var. O zaman yararlı bakterilerin sayısını nasıl artırabiliriz ve onların bu mikro çevrede yaşantılarına devam etmesini nasıl sağlayabiliriz? Gelin bunlara bakalım. Hava alabilen pamuklu, %100 pamuklu iç çamaşırı tercih edin. Agresif vajina temizliğinden kaçının. Benim hastalarımın çoğu agresif vajina temizleyicisi ve bu kişiler genellikle temizlik hastaları. Devamlı vajinalarını yıkıyorlar, ilişki sonrası içeriği yıkıyorlar veya temizlik hijyen ürünlerini aşırı derecede bu bölgede kullanılıyor. Böylelikle oradaki yararlı bakteriler de tamamıyla gitmiş oluyor ve meydan zararlı bakterilere kalıyor. Teknedesiniz, denizde yüzdünüz. Hemen ıslak mayomuzu, bikinimizi değiştiriyoruz. Kuru bir iç çamaşırı ve kuru bir bikini ile hemen değiştirebilirsiniz. Havuz veya denize girmeden hem önce hem de sonra kısa bir duş alın. Köpük partilerinde fazla vakit kaybetmeyin. Kirli sulara girmeyin. Ve en önemli şey, rutin tuvalet temizliğini öğrenin. Önden arkaya doğru tuvalet temizliği yapılır. Böylelikle anal flora vajinaya doğru taşınmamış olur. Gereksiz antibiyotik kullanımından kaçının. Çok eşli bir yaşam her zaman için vajinal enfeksiyon riskinizi artırır. Mutlaka korunun. Ve en önemlisi, bağışıklığınızı her zaman yüksek tutmaya çalışın ki bu enfeksiyonlar sizi ele geçirmesin.